Hünkâr yeğenim sana çok itimat ediyor belli. Her şeyini sana emanet etmiş. Hünkârımıza layık olabiliyorsam ne âlâ. Bugünlerde hanedan mensupları bile layık olamıyorken... varlığın kıymetli. Safiye Sultan bilhassa mektup yazmamı istedi. Sizi gördüklerine sevineceklerdir. Uzun zaman önce validem beni evlendirip Mısır'a gönderdi. O gün sadece ailemi değil, her şeyimi geride bıraktım. Sevincimi, neşemi, saadetimi. Bir daha asla dönmem diyordum. Belki de sultanım, kader geride bıraktığınız ne varsa tekrar kavuşmanız için dönmenizi istemiştir. Validem. Paşa. Bizim güzel kızımız. Ah!
Seni böyle karşılamak istemezdik. Ne eyleyelim ki? Şartlar böyle. Kaderimiz bu. Razı gelmekten başka çaremiz mi var? Evvela kardeşim Fahriye'nin vefat haberini aldım. Sonra da sizin başınıza gelenleri. Bir çare kızımız. Derviş denen o alçak zehirledi onu. Sultanahmet'in emriyle tabii. Aliye uykusunda öldüğünü söylediler. Biz de böyle ölmeden mezara koydular. Ne bekliyordunuz ki? Hünkârımızı alenen tahttan indirmeye cüret edeceksiniz. Ve sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatınıza devam mı edecektiniz? Kabahati başka yerde aramayın. Bu hale düşmenizin tek sebebi bitmek tükenmek bilmeyen iktidarırsınız. Biz buyuz. Böyleyiz. Babam Murat Han devrinde de böyleydik. Abin Mehmet Han devrinde de. Biz değişmedik. Oysa ki değişmeliydiniz. Zira artık tahta oğlunuz değil, torununuz var. Valide Sultan değilsiniz artık. Hem padişaha düşmanlık edip hem gücünü paylaşamazsınız. Başta öyle değildi elbet. Kösem ve Handan Sultan girdi araya. Torunumuzu bize düşman ettiler. Kösem. Bu genç yaşta ona o kadar büyük bir zafer hediye ettiniz ki artık daha azıyla yetinemeyecektir. Ne kadar yükselirse düşüş de o kadar sert olur. Sizin gibi. Kaç mevsim döndü bilmiyoruz. Kaç bahar, kaç kış geçti üstünden. Defalarca çağırdık seni. Birine dahi cevap vermedin. Ne düğünde, ne bayramda, ne hastalığımızda. Şimdi neden geldin? Bizi bu halde görmek için. Birçok şey için size kırgın olduğum doğrudur valide. Maziden kalan birçok yara. Öfke. Kızgınlık. Lakin asla nefret etmedim, etmem. Buradan ne vakit çıkarsınız? Nasıl çıkarsınız bilmiyorum. Zira içiniz rahat olsun. Ben Safiye Sultan'ın kızıyım. Asla düşmanınıza boyun eğmem. Onların yanında yer almam.
Sultanım.